Çalışmalarımızın uluslararası arenada, platformlarda bu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, küresel sera gazı emisyonunun azaltılması için ulusal eylem planının titizlikle uygulandığını söyledi. Türkiye, küresel sera gazı emisyonunun azaltılması için ulusal eylem planı büyük bir titizlikle uygulamaktadır. Ancak gelişmiş ülkelerin sera gazı salınımında tarihsel sorumluluklarının hatırlatılarak oluşacak bütün yükün ülkelerin kapasiteleri oranında adil bir şekilde dağıtılmasından yanayız. Paris İklim Zirvesi ile istenilen sonuçlara ulaşılabilmesi için uygulamada her ülkenin kendi özel durumu ilkesi göz önüne alınmalıdır. Dünyada yeni ekonomik düzen, iklim krizi ve yenilenebilir enerjinin önemi başlıklı zirveye video konferans yöntemiyle katılan Bakan Dönmez, Avrupa Birliği ve OECD ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye'nin kişi başı emisyon miktarında oldukça gerilerde olduğunu belirtti. Ülkemiz sanayi devriminden bu yana kümülatif emisyonların yaklaşık %0,7'sinden sorumludur. Avrupa Birliği ve OECD ülkeleriyle kıyasladığında Türkiye kişi başı emisyon miktarında oldukça gerilerdedir. Bu tablo ortadayken Türkiye'nin dünyayı en fazla kirleten ve gelecek için büyük tehdit oluşturan bu tablonun gerçek sorumlularıyla aynı külfeti paylaşmasının beklenmesi asla doğru olmayacaktır. Bugün Paris İklim Anlaşması üzerindeki tartışmaları, bu anlaşma içindeki ülkelerin statüsünün yeniden belirlenmesi, daha doğru bir sınıflandırma ve sorumluluk paylaşımıyla daha güçlü bir sinerji oluşturulması açısından fırsat olarak görüyoruz. Bakan Dönmez, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının artmaya devam ettiğini ifade etti. Küresel enerji görünümünde rüzgar her geçen gün yenilenebilir enerjiden yana daha güçlü bir şekilde esiyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Covid-19 salgınının bile bu hızı kesmediği aşikar. Diğer enerji kaynakları bu dönemde zorluklarla boğuşurken yenilenebilir enerji adeta salgına meydan okudu ve okumaya devam ediyor. Bu bizim ülkemizde de geçerli, küresel anlamda dünyaya baktığımızda da geçerli. Pandemi sürecinde dahi elektrik üretimindeki payı artmaya devam eden kaynak yenilenebilir enerji kaynakları oldu. Yenilenebilir enerjiye yapılan küresel yatırımlar da aslında bu eğilimi gösteren bir başka örnek. Son 10 yılda küresel anlamda yapılan bu kapsamdaki yatırımlara baktığımızda neredeyse 2 trilyon doların üzerinde bir yatırım gerçekleşti. Önümüzdeki 5 yılda ne olacak diye bakacak olursak da öyle tahmin ediyorum 1.3 trilyon civarında bir yatırımın gerçekleşmesi söz konusu olabilecek.